Günaydın Çağatay. Günaydın. Birazcık böyle trafiğe takılarak da olsa geldik bugün buraya. Evet. Buraya geldik çünkü senin en çok geldiğin yer burasıymış, öğrendik. Evime yakın olduğu için böyle güzel bir ortam. Burada yemek yemekten keyif alıyorum. Burada dinleniyorsun. Burada hatta dinleniyor. En çok tercih ettiğin salata da şu anda önümüzde. Sanremo. Sanremo'muz. Evet. Bunu yiyip spora gidiyormuşsun. Evet, enerji veriyor. Güzel, hem de formumu korumama yardımcı oluyor. Doyurucu bir şey hem de. Bugün bir de boş günü senin değil mi? Genelde hep çekimde oluyorsun. Boş günü. Bugün yapıyoruz. Zaten mesela bugün ne yapacaksın? Sen çekim dışında ne yapıyorsun? Bugün çekim dışında oyuncu koçumla çalışacağım. Vahide ablanın kursuna başladım. Oraya gideceğim. Akşam röportajım var. Bir tane daha çekimim var. Hı-hı. Ondan sonra. Böyle yani akşam uyuyacağım. Ya sen dizi çekimi yapmadığın zaman da röportajla gene çekimle harcıyorsun. Röportaj ve oyunculuk derslerimle ağırlıklı. Peki senin günlük hayatına hiç vakit kalmıyor mu? Yani sen bildiğim kadarıyla okuyorsun. Evet, okuyorum. Nasıl yetişiyorsun bu arada? Tabii çekimlerden dolayı haftanın 5-6 günü çekim olduğu için okula gidemiyorum. Evet. Yani mantıken gidemiyorum. Peyzaj mimarlığı okuyorsun normalde değil mi? Mimarlık değil. Ama peyzajla ilgili Hı. okuyorum. Dondurdum okulu ben bu sene. Dondurdum artık. Evet. Bu sene böyle. Bu sene böyle konservatuara geçiş yapacağım ama belki önümüzdeki sene. Peki peyzajı isteyerek mi başladın? Yani merakım var, çizmemizme yatkınım. Ama sonradan bu işlere geçtim. Ve sevdin. Sevdim. Bunu da devam etmek istiyorum. Konservatuar düşünüyorsun. Düşünüyorum, evet. Nereyi düşünüyorsun? Şu anda aklımda yer olarak bir yer yok ama herhangi bir konservatuvarda olabilir. Mimar Sinan. Bilmiyorum. Deneyeceğim önümüzdeki sene sınavlara falan. Şimdi o zaman madem oyunculuğa da iyice profesyonel olarak kayardık, diziye geçelim. Türkiye'de en çok izlenen dizilerden birinde oynuyorsun sen. Oradaki hikayede de biraz böyle maço, hani tutkulu, tuttuğunu bırakmayan bir karakter çiziyorsun. Oradaki Emir böyle biri. Sence sen normal hayatında onunla ortak noktalar gösteriyor musun? Yani özellikle ilişkilerinde. Aşkının peşinden koşan bir adam olarak ortak noktanız var. Ben de tabii onun kadar tutkulu bir... Israrcı çünkü Emir bayağı. Evet, ben de öyleyimdir. Yani olana kadar bırakmam. Olduktan sonra da bir önemi kalmazsa olur. Önemli olan başarmak. Olabiliyor mu cidden öyle? Olduktan sonra hemen söylüyor mu? Hayır, olana kadar bırakmam. Hani diyorsam ki bu, işte bu diyorsam, yaşamam gerekiyor diyorsam. Böyle bir şey oldu mu hiç? Tabii, şu zaman gençken yaptık. Daha gençsin zaten, o zaman daha da olacak demektir. İnşallah. Peki oradaki ilişkide bir de senden çok fazla şey gizleyen bir kız arkadaşın var. Hiç böyle bir şey yaşadın mı? Birileri senden bir şeyler gizledi ve sen sonra onu keşfettiğin oldu mu hiç bir ilişkinde? Olmadı. Olmadı. İyi, o zaman başına böyle bir şeyin gelmemesi güzel. Peki gelse ne yaparsın? Olmadı. Yani böyle bir şey gelse başına ne yaparsın? Sırf sağlık olarak da değil. Sırf da hani kız senden bir şeyleri gizliyor. Bazı konularda yalanlar söylüyor. Böyle bunu da keşfettin ama kızı çok seviyorsun. Hı hı. Ne yaparsın? Ama yalancı olduğunu keşfettin. Yani yalancı da, oradaki yalancılık biraz da mecburiyet. Beni kazanmak evet. adına hani sevdiğinden yapar diyorlar ya, o tarz diyorlar. Bir şey. Diyorlar. Seni kazanmak içinse o yalanları affedebilirsin yani, öyle mi? Zaten yani Emir'in karakterine bakılınca öyle olacak gibime geliyor. Hani onun parasız durumu, fakirliği, Emir'in üst düzey oluşu bir önemi yok bence Emir için. Zaten öyle şeylere babası... Senin için önemi olur mu normal gerçek hayatında? Gerçek hayatta benim için de bir önemi olmaz. Böyle bir durumda kalsan önemi olmaz.